Yanımızda çok önemli değerli bir konuğumuz var. Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Celal seçilmiş de yine birlikteyiz. Biz geçen sefer barışla sizden söz almıştık. Neydi sözünüz, sözümüz diye hatırlatırsak eğer. Türk yatırımcılara ABD'de yatırım yapabilmesi için önerilerde bulunuyordunuz ve Tacin'in bu konudaki rolünü anlatıyordunuz. Bunu bunu biraz daha somutlaştırabilir misiniz demişti Barış. Yani ikinci perde, ikinci bölüm biraz anlatır mısınız? Hemen ona değinir misiniz ve devamında da özellikle siyaset Türk ABD ticaretini nasıl etkiliyor? Ona, ona değineceğiz. Evet. Ee, tekrarlamak gerekirse e, ticaret odamızın e, ana amacının ne olduğunu e, izleyicilerimize hatırlatma açısından e, Kuruluşumuz Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye ile Amerika arasındaki iş hacmini ve yatırım hacmini karşılıklı olarak bilateral dediğimiz şekilde e, artırmak ana amacımızdır hem Türk ihracatçısı ve yatırımcısı için Amerika pazarına mal satmak ve yatırım yapmak hem de Amerikalı yatırımcı ve satıcı için Türk piyasasına en iyi şartlarda girip oralarda yatırım imkanlarını değerlendirebilmek açısından hizmetler sunuyoruz. Ee bu hizmetleri şekillendirmiştik Hatırlat, hatırlatırsak eğer seyircilerimize 51 oda 51 eyalet var amacımız Türk, e, Türkiye olan ticareti artırmak iki tarafta da aslında demiştiniz volümü hacmi artırmak. E, bu 51, eyalet, 51 odada yapılan işlerden bahsetmiştiniz Arttı mı? Değişiklikler oldu mu son görüştüğümüzden beri? E, hayır biliyorsunuz 51 eyalet hala 51 eyalet devam ediyor. Ee, bizim e, Amerika'daki bu 51 eyaletin e, bölgesel ticaret ve sanayi odalarıyla yakın ilişkimiz devam ediyor. Ayrıca e, o 51 odanın başkanlarının meydana getirdiği bir şemsiye organizasyonda bizde, e, ben de şahsen ticaret odamızı temsil ediyorum. E, söz konusu olan endüstrinin hangi eyalette, daha gelişmiş olduğuna bağlı olarak o eyaletlerle belli endüstrilerde daha sıkı ilişki e, sürdürüyoruz. Hem oda olarak hem de Türkiye'de belirli endüstrilerdeki kuvvetli olan illeri bu e, Amerika'daki e, aynı endüstride güçlü olan eyaletlerle birleştirip karşılıklı ee, ticaret heyetleri e, gidip gelerek buradan Türkiye'ye, Türkiye'den buraya kendi endüstrilerinde ortaklaşa neler yapabilirler? Türkiye'de bu konuda yatırım imkanları var mı? Türkiye'ye mal satma imkanları nedir? Aynı şekilde Türk firmalarda Amerika'ya bu konuda, bu endüstride nasıl daha fazla mal satabiliriz? Evet. Şirket birleşmesi söz konusu olabilir mi? Evet. E, yatırım imkanları var mı şeklinde bizim aracılığımızda ikili olarak temasa geçebiliyorlar. Şimdi çok güzel anlattınız. Hemen özeti verdik. Şimdi ben hemen kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Siyaset e, Türk ABD ticaretini nasıl etkiliyor? Bu konuda tercih olarak neler yaptınız? Ekonomi etkisi açısından çok hızlı gidiyorum çünkü süremiz çok kısıtlı. Tabii. E, biliyorsunuz Türkiye ile Amerika uzun yıllara dayalı Askeri ve politik e, e, bir yer, kimilerinin stratejik ortaklık dediği bir takım ortaklıkların çok uzun süredir devam ettiği iki dost ülke. Fakat ne yazık ki ticaret hacmi. Bütün bu ilişkilere rağmen çok düşük kalmış. Bizim amacımız kendi açımızdan bu ticaret hacmini geliştirmek. Ne kadardı hacim? Ee, i̇nanır mısınız? iki ülke arasında 14 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Bunun üçte ikisi Amerika'dan Türkiye'ye, üçte biri Türkiye'den Amerika'ya şeklinde. Hedefiniz nedir? Hedefimiz genel anlamda. Hedefimiz her şeyden önce tabii biz bir Türk-Amerikan ticaret odası olarak. Özellikle Türkiye'den Amerika'ya olan e, ihracatın oran olarak daha fazla artmasını en azından e, ikisinin aynı seviyeye gelmesi amacındayız. Tabi bu zaman içinde olacak bir şey e, fakat en önemlisi e, son e, yıl içinde özellikle Amerika hükümetinin Türkiye'deki ekonomik gelişmenin de kapı, e, verdiği büyüyle Türkiye'nin bu ticaret potansiyelini daha önemsediğini görüyoruz. Türk hükümeti ile Amerika hükümeti arasında çeşitli ticari ilişkileri geliştirmek amaçlı çeşitli temaslar söz konusu. Biliyorsunuz, e, Sayın Başbakanımız ve Amerika Cumhurbaşkanının imzaladığı Washington'daki e, yeni ekonomik e, girişim anlaşması var. Bunun dışında şu anda Amerikan meclisinde Türkiye ile Amerika arasında serbest ticaret anlaşması. E, imzalanmasıyla ilgili ön görüşmeler söz konusu. Bu arada yeni olan başka bir gelişme Amerikan meclisinin e, Türk firmalarının e, yerli Amerikalılar yani kızıl derili Amerikalılarla. ...izne tabi olmadan direkt iş yapabilmeleri için özel bir kanun teklifi Son, söz konusu. Çok çok özür diliyorum sözünüz kesin. Son bir dakikamız kaldı. Ee, şimdi Taci olarak teşvik, vergiden muafiyet, ucuz elektrik sağma, stratejik e, bir takım e, yararlarımız... ...tabii ki avantajları var Taci ile çalışmanın. E, hükümetle birlikte yaptığınız bu çalışmalar bu üç e, saydığınız üç alanı da kapsıyor mu? ABD'de yaptıklarınız olarak. Çünkü bunu özellikle soruyorum ki size... ABD'ye gelmek isteyen Türk özellikle firmaları ne yapmalılar? Taci'ye ya nasıl başvurmalılar? Onu hemen verelim. Son bir dakikamız e, kaldı. Tabii. E, Taci'ye başvurmak gayet kolay. Türkiye'deki bölgesel ticaret odalarıyla bizim e, ilişkimiz var. Onların çoğu zaten bizim odamızın e, üyeleri. Oradan bizimle temasa geçebilirler. Hı hı. Veya e, internetten e, turkishuschamber.org adresinden temasa geçebilirler. Ee, ve dediğiniz gibi bu e, konularda biz e, Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası olarak hı hı. Türk firmalarının Amerika'ya gözleri kapalı değil de bizim servislerimizi kullanarak bilinçli bir şekilde nereye nasıl hangi avantajları sağlayarak girebiliriz, yatırım yapabiliriz, firma birleşmeleri çok stratejik. şu sırada Amerika ekonomisinin içinde bulunduğu kritik durumda. ABD Türk fir firma birleşmelerinden bahsediyoruz. Amerika'nın bu şu anda içinde bulunduğu durumdan istifade edip Amerika'da firma satın almaları ve firma birleşmeleri yönünde büyük teşvikler var bununla ilgili örnek olabilir. verebilir misiniz bu konuda? onların izni olmadan örnek Aa, vermek mümkün olabilir. Evet. Türkiye açısından rağbet edilen sektörler var demiştiniz. Otomotiv, turizm, yeşil enerji. Bunlarda mı görüyoruz bunları da yine? Özellikle Onlarda da görüyoruz fakat özellikle üretim alanında, Hı, imalat e, evet, imalat sektöründe yan imalat Türkiye'de bir hali özellikle evet. oto ve beyaz aşya yan mamulleri çok önemli. Türkiye biliyorsunuz aldı başını gidiyor bu. Hakikaten e, bu sektörlerde evet, durdunuz. O evet. zaman üçüncü bölümde de sektörleri konuşalım. Tamam. ABD'de özellikle rağbet gören sektörleri diyorum.